siyaset insanı, devlet adamı ve Malatya'mızın medarı iftiharı, nezaket abidesi, nezahatıyla, kibarlığıyla, zarafetiyle hem Türk siyasi hayatına bir seviye getirmesi açısından hem devletimize yapmış olduğu hizmetler noktasında devlette hakikaten bir devlet adamı hüviyeti sözünü bütün siyasiler tarafından ittifakla söylenen kişi olması hasabıyla hem de Malatya şehirle olarak burada bulunmaktan ve Malatya'mıza yapmış olduğu hizmetleri bizzat kendi ağzında duymuş ve orada da gözlerine müşahede etmiş biri olarak Sayın Recai abimize Malatya'nın şehre emin olarak bir plaket sunma amacıyla buraya geldik ve kendilerini Kayısı Festivali'ne davet etmek maksatıyla buradayız. Refah'ı bir İstanbul'da semtin adı olarak değerlendirmememiz gerekir. Ayrıca vefa olgusunu sadece rahmet-i rahmana kavuştuktan sonra, dünyasını değiştikten sonra da akla getirmememiz lazım. Kişilerin sağlığında memleketimize yapmış olduğu hizmetlerin nişanesi olarak onların isimlerinin yaşatılması noktasında, onların onur edilmesi noktasında ve gelecek nesillerin bu tür hadiselere teşvik edilmesi anlamında hem memleketin birlik beraberliği açısından hem de insan teşviği açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Bugün de biz Sayın Recai abimizi ziyaret etmemizin maksatı Malatya'mıza, ülkemize yapmış olduğu hizmetlerin anısına biz Kayısı Festivallerinde Mutat Periodik yapmış olduğumuz 25. Malatya Kayısı Fuarı'nda da Recai abimize Kernek Onur Ödülü'nü verilmesi Kayısı Komitesi Başkanımız olan Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Kayısı Komitesi üyelerimiz tarafından uygun görüldü. Biz de elçi olarak Sayın Recai abimize o ödülü burada takdim etmek amacıyla Ankara'ya geldik. Tabii biz isterdik ki ve gönül arz ederdik ki Sayın Recai abimizi Malatya'da ağırlamak, onun gururunu yaşamak ve Malatya insanının çok özlediği, sevdiği ve kendisine hizmet eden bir olarak devlet adamımız, siyaset adamımız Recai Kutan Beyefendi'yi Malatya'da ağırlamayı gönlümüz arz ederdi. Ama kendilerinin daha önce hafif bir kaza geçirmesi ve Ankara dışına çıkma noktasında da doktorların tavsiye kararları olması hasebiyle kendilerini burada ziyaret ettik. Malatya Büyükşehir Belediye'miz ve Valiliğimiz, Kayısı Festivali Komitemizin uygun görüşüyle gerçekten çok güzel bir ödülü vermek için bir aradayız. Bu vesileyle Recai abinin Malatya'ya bıraktığı izleri bir kez daha kendisinden dinleme fırsatını yakaladık. Tabii kendisi hem siyasete hem devlet adamlığına farklı bir duruş getirerek siyasetin beyefendisi konumuna yükselmiş bir Malatya evladı. Onun bizlere bıraktığı mirası, nezahatı ve güzelliği, beyefendiliği de bizler de yaşatmaya çalışacağız. Malatya kendisinin ismini çeşitli yerlerde yaşatıyor. Başkanım da bugün Kadir Şinaslık göstererek hem bu ödülü hem de Malatyalıların kendisine olan teveccühünü getirdi. Ben bu vesileyle tekrardan teşekkür ediyorum. Uzun ömürler diliyorum. Malatya halkının adına bu plaketi size sunarken hakikaten devlet adamı, siyaset adamı, devlet ve siyaset adamının beyefendisi, kibarlığı, nezaketiyle, nezahatiyle, zarafetiyle insanların gönlüne tav kuran ve Malatya'mıza ve ülkemize yapmış olduğu hizmetlerle insanlarımızın gönlünü fetheden değerli Recai abimize bunu takdim etmekten büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bütün Malatya halkı adına Kayısı Kutlama Komitesi Başkanımız, Sayın Valimiz ve bizler adına bütün bu plaketi sizlere takdim ediyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte lütfen kabul buyursanız buyurun efendim. Bize şeref ve onur verirsiniz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten Malatyalıların herkes tarafından yakından bildiği hemşerilik duygusu, vefa, sadakat, bütün o duyguların bir
eser olarak bana takdim edilen bu plaketi benim için büyük bir onur, şeref olarak kabul ediyorum. Ve bütün Malatyalı hemşerilerime de en içten duygularımı arz ediyorum. Değerli başkanımıza da bu hürmet duygularımı iletmek üzere, Sayın Muhallimiz de başta olmak üzere şükranlarımı arz ediyorum.